Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu yapımı çok basit, duruşu da çok güzel olan bir örnek paylaşacağım. Gerçekten çok basit bir örnek. Gördüğünüz gibi haroşalardan ve ajurlu kesmelerden oluşacak. Önden duruşumuz bu şekilde. Arkadan da böyle bir görüntü sağlayacak. İstediğiniz her modelde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde de güzel durur. Bluzlarınızda da, çeyizli yeleklerinizde de gerçekten güzel duracak bir örnek. Örneğimiz 9 ve 9'un katlarından oluşmakta. Şu şekilde kenarda ve ortalardaki haroşalarımız 4 ilmek, örneğimiz de 5 ilmekten oluşmakta. Şu şekilde düşünürseniz 9 ve 9'un katları olarak devam edeceksiniz. İlmek sayınızı belirledikten sonra da artı 4 ilmek ve artı 2 ilmek ilave edeceksiniz. 9 ilmek ve katlarını attıktan sonra son ilmeklerimiz haroşa olarak bitmesini istiyoruz. Onun için de artı 4 ilmek ilave ediyoruz. Birer ilmek de kenarlara 9, artı 4, artı 2 olarak da ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Bu şekilde dilerseniz de kurulumuna birlikte başlayalım. Ben 2 örnek anlatacağım sizlere. O yüzden 9 ve 9'un katı olarak 18 ilmeğimi attım. Artı 4 ilmek ilave ettim. Artı da kenar ilmekli olarak da 2 ilmek ilave ettim. Dilerseniz de yapımına başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 4'er tane haroşam vardı. Haroşaları düz örgü olarak devam edeceğim. Onun için de önde de arkada da düz öreceğim. Eğer ters olarak haroşa örüyorsanız da bu 4 ilmeği önde ve arkada ters öreceksiniz. Dört tane kenar ilmeğim hariç düz ilmeğimi ördüm. Bunlar haroşam olarak devam edecek. Sıradaki 5 ilmeğim de örneğim olarak devam edecek. Hep örneğimiz önde düz olarak devam ediyor. Çünkü haroşamı düz olarak başladım. Düz ilmeklerim de düz olarak devam edeceği için. Sıradaki 2 ilmeği bir örüyorum. Şişime ip doluyorum. Bir tane düz. Tekrar şişime ip dolayarak sıradaki 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Bu şekilde 5 ilmeğimi kurdum. 4 tane haroşam vardı. 4 tane düz örgümü örüyorum. Tekrar sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örgü, şişime ip doluyorum. 1 tane düz örgü, tekrar şişime ip doluyorum ve sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örerek devam ediyorum ve kalan ilmeklerim de haroşa. Yani 4 tane haroşam, 1 tane de kenar ilmeğim var. 5 ilmeğimi tekrar düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimizde de haroşalarım düz olarak devam edeceği için 4 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Ve önde yaptığım düz ilmeklerim arkada ters devam edeceği için bu aradaki artırmalarla beraber 5 ilmeğim var. Bunları ters örüyorum. 4 tane haroşamı düz örüyorum. Ve artırmayla beraber kestiğim arka tarafa ters düşen ilmeklerimi de ters örüyorum. Yani 5 ilmeğimi tekrar çoğaltmış oluyorum. 5 tane tersimi ördükten sonra da haroşalarım düz devam ediyor ve sıramı bu şekilde düz örerek tamamlıyorum. İlk kurulumumuz bu şekilde devam ediyor. İkinci kuruluma geçmek için bir sıra düz, haroşalarımız düz olduğu için arka tarafta da tekrar haroşaları düz, tersleri ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 haroşamı ördüm ve 4 tane 5 tane düz ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Yani 2 sıra hiçbir işlem yapmadan devam ediyoruz. Haroşalarım düz olduğu için de ön tarafta bütün ilmeklerim düz devam edecek. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimizde
Haroşalarınızı düz ördüyseniz düz, ters ördüyseniz ters olarak devam edin. Haroşalarımı düz örgü yaptım. Onun için de önce haroşalarımın düz örgüsünü örüyorum. Ön tarafta düz ördüğüm ilmeklerim, arkada ters. 5 tane tersime ters örüyorum. Ve 4 haroşamı tekrar düz örgü örüyorum. Haroşalarımı düz, arkadaki terslerimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Yani 2 sıra kesme işlemi yaptıktan sonra bir sıra düzlerimizin hepsini düz, arkada terslerimizi ters, haroşalarımızı haroş örüyoruz ve ön yüze geldiğimizde tekrar kuruluma geçmiş olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz ilmek olarak ördüğüm haroşalarımı örüyorum. Tekrar bakın 5 tane düz ilmeğime geldim. İkisini bir düz örgü örüyorum. Şişime ip doluyorum. Bir düz. Tekrar şişime ip doluyorum ve 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Aradaki düz olarak ördüğüm haroşalarımı tekrar aynı örüyorum. Ve 5 tane düz ilmeğime geldiğimde ikisini bir düz, şişime ip doluyorum. Bir düz. Tekrar şişime ip doluyorum ve 2 düz ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Ve haroşa olarak ördüğüm düz ilmeklerimi de tekrar aynı şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimizde haroşalarımız dediğim gibi düzse düz tekrar. Arkada 4'er tane yapmış olduğum haroşalarımı düz örüyorum. Ve ön yüzde yaptığım ters ilmeklerim arkada 5 tane tekrar ters ilmek olarak devam ediyorum. Haroşalarımı da tekrar düz örgü örüyorum. Eğer haroşalarınız ters örgü olarak başladıysanız önde ve arkada ters olarak aynı şekilde öreceksiniz ki haroşalarımızı oluşturmuş olabilirim. Ve son haroş olarak ördüğüm düz ilmeklerimi de aynı şekilde örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtiğimizde tekrar kesme yapmıştık ve arkayı ördük. Bir sıra bütün hepsini düz örüyoruz. Arka yüze geçtiğimizde haroşaları düz, tersleri ters örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde tekrar kurulumu yapıyoruz. Bu şekilde de bir görüntü elde etmiş olacağız. Bir sıra kesme. Kesmeden sonra bütün ilmekleri tekrar çoğaltarak örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde bir sıra düz. Arka yüze geçtiğimizde haroşaları düz, tersleri ters örüyoruz ve ön yüze geldiğimizde tekrar kuruluma geçiyoruz. Yani 2 ilmeği bir örüyoruz. Bir artırma, bir düz, bir artırma, 2 ilmeği bir örerek aradaki haroşalarımızı örüyoruz. Bu şekilde de örneğimizi kurmuş oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşene kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.